Saygıdeğer izleyicilerimiz, Harita Dair'in 119. röportajındayız. 119. röportajımızda bugün biraz müziğe dair konuşacağız. Daha önceden hatırlayacağınız üzere habere dair konuştuk, tiyatroya dair konuştuk, tarihe dair de konuştuk. Ama bugün müzik olacak konumuz. Daha çok müziğe eğilimi konuşacağız, müziği konuşacağız ve karşımızda, yani yanımızda Fırat İkisivri var. Kendisini Leyla The Band, Zurn İstanbul gibi projelerden, gruplardan biliyoruz. Genç yaşında bu işlere atılan ve bu işleri yapmaya başlayan, Leyla The Band'de gitaristlik yapan, düzenlemeler yapan bir kişiyle röportaj gerçekleştireceğiz bugün. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sağ olun. Röportaj teklifimizi kabul ettiniz. Genç yaşta başladınız bu işe. Yani evet. Aramızda bir 7 yaş var aşağı yukarı. Aynen. 6-7 yaş var aramızda. Tebrik ediyoruz. Çok önemli projelerde bulundunuz ve başarılı şekilde ilerliyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gerek sosyal medyadan, gerek farklı çevrelerden almış olduğumuz yorumlarla birlikte o yorumlar bizi sizinle röportaja taşıdı. Evet, ve bu genç yaşta yapmış olduğunuz işler sizinle röportaja taşıdı. Nasıl başladınız diye sormadan önce 11 Nisan 1990'da doğum yılım. Evet. Erzincan'da. Erzincan'da değil. Erzincan, şey, kütüğümüz Erzincan. Kütüğünüz mü? Evet. Erzincan'da doğdunuz diye bir bilgim var elimde. Yok, Kadıköy doğumluyum. Erzincan. Erzincanlısınız. Erzincanlıyım, aynen. Oradan girelim. Kadıköy doğumlusunuz. Erzincan'dan girelim o zaman. Biraz Erzincan'dan bahsedelim hocam o zaman. Oraya gittiğimde yapmadan gelmem dediğiniz şeyler. Erzincan'dan, ya ben Erzincan doğumlu değilim. İstanbul'da büyüdüm ama ara sıra giderim. Evet. Gittiğimde beni rahatlatan bir yer. Çünkü hani İstanbul'da bu işte kirli hava, işte gürültü kirliliğinden rahatlıkla kopabildiğiniz, hani gittiğiniz zaman sizi bir rahatlatabilen bir ortam. Hı hı. O yüzden bana iyi geliyor. Ara sıra hani vakit buldukça gitmeyi tercih ettiğim bir yer. Onun dışında Erzincan'ın, daha doğrusu Erzincanlı olmanın, daha doğrusu Anadolu olmanın benim yüzümde etkisi bir aile var. Şöyle var. Bizim aile kültürümüz geleneği, biz her evde ortalama bir bağlama vardır bizde. Ben bağlamayla ilk müziğe başladım, heves ederek. Sonrasında Sena Örenel vardı. Kendisi beni ilkokulda işte bir Güzel Sanatlar diye bir yer var dedi. Ben de bir haberim böyle hani, yani Güzel Sanatlar diye bir yer var. Falan işte hazırlayalım seni dediler falan, yeteneklisin. Tamam dedim ama hani bir şey böyle bir haber, yani hiç alakam yok, tamam. Beni başladılar hazırlamaya, işte bir ay içerisinde hazırladılar. Sonra Güzel Sanatları girmeye hak kazandım. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi. Evet. Orada batı eğitimi verildiği için hani batı eğitimi bir enstrüman seçilmesi gerekiyordu. O yüzden şey seçtim, viola seçtim. Orada da şey oluyor tabii, belli bir kurul var. Gidiyorsunuz işte, ilk öğrencisiniz, daha yeni başlayacaksınız. Enstrüman seçiminde parmak yapına bakıyorlar. Geliyor işte, belki sen şunu çalarsın, bunu çalarsın falan filan. Bir tek kemancılar gelmedi elden dolayı. Sizde ne oldu? Ben de viyola oldu. En son işte Murat Sarıcı vardır. O benim ilk ustam. Ustam dediğim, evet, adamdır. Onu da soracaktık. Ustam dediğiniz kişiler, üzerinde emeği var dediğiniz kişiler. Tabii tabii, kesinlikle. Sena Örenel beni bu işe yönlendirmesi açısından çok emeği üzerimde vardır. Onun dışında... Hocanız mıydı? Müzik öğretmenindi, şeydi. Evet. İlkokulda müzik öğretmenindi. Lise başlangıcı da benim... müziği sevmem de, işte klasik müziğe biraz daha yönelmem de, evet, ve işte enstrüman çalabilmem de hani en önemli etkenlerden birisi Murat Hoca'dır, Murat Sarıcı'dır. Zaten şey yaptı işte, ustalık orada devreye giriyor bir tık. Hani ben işte tamam, o geliyor, tamam olur, işte kontrbas hocası geliyor, olur, olur, olur falan. Murat Hoca geldi, gel dedi, gel, gel dedi, beni odaya çağırdı. Bak dedi, bu böyle bir enstrüman dedi, başladı çalan, hocam ben bunu istiyorum falan yaptım. İşte dedi, hani şey yaptım, orada etkilendim yani, tamam dedim, bu yani. Viyola. Dönüm noktanız mıydı o? Ya dönüm noktası, birçok dönüm noktası hayatımda oldu. İşte neler bu onlardan oldu? Biriydi. Bunlar. O daha sonrası bir tık, evet, benim için, benim açımdan şanslı da gitti. Mesela onun yanı sıra bende bir tık şey vardı. Hep böyle maymun işte, onu da çalayım, bunu da çalayım falan bir şey vardı. Ya bas gitar hayatıma girmeye başladı. Evet. Bas gitar başladıktan sonra ya dedim ki bu alet çok iyi dedim. Tamam mı? Evet. Hani benim mutlaka bunu çalmam lazım. O dönemler kaç yılına geliyor? 2008 sonrası. TRT Gençlik Korosu vardır. Hı hı. Oranın halk müziği bölümü var. TRT'deki sanatçılar gelip orada işte koroyu çalıştırır. Bir yandan da ona eşlik eden saz sanatçıları da bizi çalıştırmak için oradaydı. Ben o zamanlar bas gitar çalmaya başlayınca ilk oralarda çalmaya başladım. Daha sonrasında işte birkaç
grup vardı. İşte Keops, ilk Keops diye bir grup vardı mesela eskilerden. Onunla çalmaya başladık. Akabinde devam etti. Gitar. Evet. Bas gitara da öyle yönelmeye hocam başladı. Az önce şunu söylediniz aslında, birkaç başlık verdiniz bana yönelmem gereken. Sırasıyla gidecek olursak o zaman Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi. Evet, liseden sonra evet. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bölümüne müzik öğretmenliği yaptım. Müzik öğretmenliği bölümüne girmeye hak kazandım. Nasıl oldu müzik öğretmenliğine devam etmişsiniz? Ya müzik öğretmenliğine devam etmişsiniz şöyle. Ya şöyle, Türkiye'de Güzel Sanatlar çıkışından sonra birkaç alternatifiniz var. Ya eğitim kurumlarına girip öğretmen olabiliyorsunuz. Ya da alanında uzman kişi yetiştiren başlığı altında konservatuara girebiliyorsunuz. Ben burayı birazcık tercih ettim. Çünkü orada bir kafa karışması yaşadım. Yani tamam, eyvallah, hani mesela ya viola çalıyorum. Hoca benim iddialı olduğumu söylüyor. Hani sen yurt dışına gitmen lazım, onu yapman lazım, bunu yapman lazım. Orada bir şey oldu işte. Orada hani dönüm noktasından birisi girişimse birisi de çıkışıdır mesela. Şey oldu hani, ya tamam ben çalıyorum bunu da, ya klasik müzik dünyada icrası en zor müziklerden biridir. Dolayısıyla belli bir disiplin ister. Yani ne bırakabilirsin, hani ne de farklı bir müzik yapma alanına yönelebilirsin. Çünkü o onu istiyor. Ya yani belli bir disiplin istiyor. Dolayısıyla şey, backup'ta da şey var, hani halk müziği bağlama çalıyoruz falan. Bir şey denemeye çalışıyorum, hocalar falan, hayır olmayacak falan. İyi olmayacak da hani bir şey geliyor, içimden bir şeyler geliyor, yapayım falan. Hayır olmayacak, olmayacak, olmayacak. Orada bir tık şey oldu işte, benim kafamı çelen şey o taraf oldu. Ondan sonra dedim, ne yapayım o zaman, eğitim kurumuna gireyim. Hani bir öğretmenlik nedir, nasıl yapılır hani bu işin eğitimi. Çünkü şöyle bir şey var, bir şeyi öğretebilirsen daha iyi öğrenirsin. Öğrendiğin zaman da daha iyi öğretebilirsin gibi bir kuram var. Yani mesela herhangi bir çalgıyı öğretmeye başladığın zaman detaya girmek zorundasın. Çünkü nasıl pozisyon olacak, nasıl tutacaksın, işte tam birinci parmakta olduğu falan. Ya teknik şeyler var mesela, atıyorum hani çok çok uç şeyler de işte la minörde bastığın enstrüman için bahsediyorum. Klasikte fa diyezde, sol majörde bastığın fa diyez falan aynı değildir. Hı hı. Bunun gibi şeyler var. Onu keşfetmeye başlıyorsun. Öğrettikçe onların da farkına varıyorsun. Bu senin çalışına da yansıyor dolayısıyla. Öğretmenlik şey pozisyonunun kuramında o açıdan bana çok yararı oldu. Şurada da bir yararı oldu. Mesela ileride çalışacağım, bir sonraki grupta çalışacağım şeyde, gruplarda ya da yapacağım müziklerde de çok çok işime yaradı. Ya maymun işte diye hani nitelendirdiğim şey bölüm işte bas gitar da çalayım, davul da çalayım, gitar da çalayım, işte klavye de çalayım falan filan filan. O beni bir tık böldü. Hani iyi enstrümanistlik yanında şey olarak işime yaradı. İyi bir aranje mantığına beni itti. Öyle söyleyebilirim yani. Mesela gelebilecek herhangi bir kayıtta ya da bir müzik geldi mesela önüme, yani kafamda. Ya ben besledim ya da başka bir yerden geldi. Başladım icra etmeye ya da aranje etmeye, düzenlemeye başladım. İşte orada bütün şeyler, bilgiler devreye giriyor. İşte davul şöyle çalıyor, şu çağıracağım adam şu şekilde çalabilir. İşte onun dead notları tamam güzel kullanıyordur fakat işte grup, işte oradaki feeling birazcık kötüdür ama öyle falan böyle tasarlamaya başlıyorsunuz, tamam mı? Oradaki işte hani bu maymun iştahı başlığı altındaki en işe yarar kısım oldu. Yani aranje yapmamda çok işe yaradı. Yani müzisyeni yönlendirebilmekte çok işe yaradı. Aranje mantığına yönlendiriyor dediniz. Evet, yani register'da yani, mesela işte hangi enstrümanın register'ı, hangi enstrümanın ses aralıkları nedir? Onları çok çok rahat işte bildiğin için. Mesela gelecek enstrümanisi de ona göre çok rahat yönlendirebiliyorsun. Peki hocam şöyle bir şey söylediniz. Maymun iştahı dediniz az önce. Evet. Onu ben not aldım. Oradan bir yere bağlayacağım olayı. Tamam. Maymun iştahı aslında şuna da yol açıyor biraz da, maymun iştahı diye nitelendirdiğiniz kısım. Yetenek abidesi diyor size, sosyal medyada yorum yapanlardan birisi. Okuyayım ben yorumu. Yetenek abidesi sanatçı, gitar, bağlama, bateri, bazı yaylı enstrümanlar gibi birçok enstrümanı çalar demişler sizin hakkınıza. Bu biraz o sizin az önce nitelendirmiş olduğunuz, yani şunu da çalayım, bunu da yapayım gibi bir iştahtan mı kaynaklanıyor? İştahtan kaynaklanıyor. Orada da şöyle bir şey var, yani şey, iyi enstrümanistin hakkını yememek adına, orada da bir müzisyen eti açısından. İyi enstrümanist başka bir şey, iyi müzisyen başka bir şey. Yani nasıl söyleyeyim, işte aldığın kamerada mesela, kameranın iyi olması senin iyi film ya da iyi görüntü yapacağın, çekebileceğin anlamına ya da iyi kurgu yapabileceğin anlamına gelmiyor. Bu da tıpkı onun gibi bir şey. Hani iyi enstrümanist şöyle bir şey.
İyi enstrüman çeşitlidir, virtüözite giriyor. Virtüözite de belli bir enstrüman, hani hakim olduğu enstrüman alanında çalamayacağı ya da hakim olamayacağı, önüne nota konulduğunda çalamayacağı hiçbir şey yok anlamına geliyor. Hepsini çalabilir anlamına geliyor. Ben o değilim. Ama belli bir yere kadar çalabiliyorum tüm enstrümanları. O yüzden bu da beni bir tık iyi müzisyen yaptı sanırım. Hani şey açısından, ama o yorumlar herhalde o yüzden evet. geliyor diye. Hani duymak sevindirici. Ama hani çok iyi işte nedir enstrümanız falan o ben değilim. Ama sanırım ama hani birçok müzisyenim yani. Enstrümanlar herhalde. Anlamda evet. birçok şeyi çalabiliyorsunuz aleti. Evet evet. Enstrümanı. Şöyle soralım hocam, şuradan devam edelim size. Peki öğrencilik yıllarınızda nasıl bir öğrenciydiniz? Örneğin ilkokulda. İlkokulda nasıl bir öğrenciydim? İlkokulda biraz şımarıktım ya. Şımarıklığım bayağı bir şımarıklığım. Şımarıklığa parantez açalım mı? Ya şımarıklıkta şöyle, biz işte Kartal ve çevresinde işte Cumhuriyet Mahallesi'nde büyüdüm. Hı hı. Orada eskiden, ya şöyle bir şey, benim büyüdüğüm yıllar işte 90 ve yıllarında şöyle bir şey vardı. Hatırladığım üzere işte annemler çay koyar, işte komşularla dizilir, el işi örer. Bak 90 saat ortalama 12.30 biz saklanmaç oynuyorduk mesela. Şimdi o saatte ben dışarı korkmaya, hani çıkmayı akşam korkuyorum. Saatte, evet. Evet, akşam saatinde ben bize de vardı hocam. Çıkınca falan hani bir tırsıyorum, anlatabildim mi? Orada bir tık olduğu için onun özgüveniyle, yani onun verdiği bir tık şey oluyordu, şımarıklık. Hadi oynayalım, oraya da gidelim, bunu da yapalım, dağıtalım falan filan. O yüzden birazcık şeydim. Aşırı oynadığım için o yüzden mesela o zamanlar baya baya çok zayıftım. Kemiklerim falan sayılıyordu, öyle bir şeye geldi. Bir şımarıklık dönemim oldu. Ondan sonra ne zaman durulmuştur o? İlkokuldan sonra. Liseye girdim yıllarda herhalde durmuştur. Lise benim şansım oldu aslında orada. Öğretmenlerin gözünde haylaz mıydınız? Öğretmenlerin gözünde çok değil ama şımarıyordum. Yok yok, öğretmenlerin gözünde evet. hani böyle işte ya şöyledir böyledir lisede falan filan. Lisede bir evre geçirdim dedim. Lisede şöyle bir ortam vardı. Güzel sanatların bak Türkiye'deki en büyük öneminden biri de şuydu. Benim için oraya girdiğimde. Ya tamam işte öyle bir okuldan geldi işte. Kartal'da şımardı, o oldu, bu oldu falan işte bir hani bir şey var, bir dağınıklık var tamam mı? Hani bizim yaşantımız da orada burada. Güzel sanatlara girdin. Güzel sanatlarda da aynısı devam edecek sanıyorsun ama güzel sanatlara girer girmez aşağı katımızda bizim çalışma ortamımız vardı. Şunu yaptılar abilerimiz, ablalarımız hani başlık altında. Öğretmen harici bizi onlar da çalıştırıyordu. Mesela biz işte tam koridora gidiyorsun, bir şey yapıyorsun, sen ne yapıyorsun orada diyordu, gel diyordu falan bir şey gösteriyordu, çalışıyorduk onlarla birlikte. Ya da hadi gel şu odaya gir de bilmem piyano çalış, işte şu işte do majör gom çalış, atıyorum yani falan. Şunu çalış, bunu çalış yaparlardı. Ya orada da şey, bilinçaltı gelişti bende. Ya evet ya yardım edersen yardım bulabilirsin. Hani vermeden alamazsın gibi bir şey vardır ya. O bilinç birazcık bizi oraya etti. Oranın çok güzel bize emeği dokundu o konuda. A'dan Z'ye tüm hocaların ellerinden öpüyorum. Çünkü çok değerli hocalar. Türkiye'de hat sayılır hocalar. Şöyle bir şey soracağım hocam. Benim mesela kendi gerek lise gerek ilkokul yıllarımdan hatırladığım kadarıyla müziğe yatkınlığı olan öğrenci arkadaşlarımı hocalar artık bir yerden sonra tanır, seçerdi. İşte aralarda kalk bir türkü söyle, kalk bir şarkı söyle. Ya da kalk yarın bir bağlama getir, yarın bir işte neye getir, bir çal bize, bir dinlet, bir dinleti yap derdi. Siz öyle bir şey oldu. Ya o bizde çok yoktu ama işte yine Sena Hoca şey vardı. O zamanlar sanırım işte bir şey, ya yeni eğitimci bir de şey vardır ya hani nasıl diyeyim, deforme olmamıştır ya bir şeydir hani heveslidir falan evet. filan. O biz onun dönemine denk geldiğim için çok şanslıyım. Keza şimdi de öyle de hani taze kan derler yani onun hevesiyle mesela oratoriler yapardık okulda. Yani yapılmamış şey mesela oratori şey hem arkada koronun oldu, önde canlandırmalar vardır. Aynı zamanda koro hem metinler okur. Aynı zamanda şey de yapabilir, şarkılar, eserler de okur. Öyle bir ortamda bizim mesela benim de rol aldığım bir iki şey olmuştu mesela. Onun çok yararı olmuştu. Ama onun dışında hadi Fırat getir bağlama çal ya da bilmem ne çal, bir tık orada şeydim, utangaçtım yani. Sonra hani yavaş yavaş kendimi ifade etmeye başladım. Öyle bir durum oldu. Aynen.
Hocam o zaman yavaş yavaş programlara geçelim, olaylara geçelim. Hı-hı. Yardım dediniz az önce. Yardım kulübü mü dediniz? Yardımla ilgili bir şey söylediniz. O beni şuraya götürdü. İyilik kulübü. Hı. TRT'de İyilik Kulübü'nün müziklerini kulübü. Yaptınız. Evet. Yani öyle bir çalışmanız oldu. Yeni 3 sezon sürdü o. Evet, yeni bitti. Önemli bir projeydi. Birçok kişinin hayalini gerçekleştiriyorlardı. Evet. Mesela ulaşamayacak birinin ulaşılamayacak bir hayranını ulaştırıyordunuz o kişiye ve o kişi engelliydi belki de ya da farklı bir sebebi vardı ulaşamaması için. Siz engelleri tanımıyordunuz orada. Yani program olarak. Program olarak evet. Ve bunu yani müzikle şey yansıtabilmek var. Evet. Müzikle yansıtabilmek. Bayağı zor iş diğer işlere göre benim kanımca. Çünkü o duyguyu verebilmek önemli. Siz de onu veriyordunuz layıkıyla. Oradan biraz bahsedecek olursak. Yani görüntü altı müzik başlığı altında onu değerlendirebiliriz. Programı da ayrı değerlendirebiliriz. Programı değerlendirecek olursak ilk bir işte bu işleri ben az çok yapıyordum o zamana kadar. Görüntüye uygun bir müzik çıkarmak. Görüntüye uygun müzik çıkarmak, scoring deniyor onu. İşte film altı müzik yapmak. Onun da işleyiş şekli var. Onu da anlatırım. İyilik Kulübü ile başladık. İyilik Kulübü'ne başlamadan önce işte normalde bir proje verilirken yani yayınlayacak kuruluşa ya da senden talep eden kuruluşa vereceğin zaman hazır bankalar vardır internette. Onlardan indirirsin. Altına dizersin. Bak programımız böyle diye bir demo çekersin falan filan olur. Hı. Ama biz buna başlarken müzikleri de sıfırdan yaptık. Yani tamamı yeni beste. Tamamı baştan aşağı yazılmış şeyler. Orijinal. O yüzden evet orijinal. O yüzden benim için önemli. Yani duygusal bir bağ oluşturdu oradan. Ve güzel de ilerledi. Çünkü hani hem ya ekip güzeldi bir kere. Hani bana dertlerini çok iyi anlatabildiler. Ben de dertlerimi anlatabildim. İletişim çok iyi kurabildik. Buradaki en önemli şey o. Dolayısıyla ekip olarak iyi bir iş çıktı gibi hani yorumlardan da anlaşılır üzere. Öyle müzik bir şey var. Müzik kısmına gelirsek. Ya görüntü altı müzikte şöyle bir şey var. İlk önce bir banka yapıyoruz biz. Yani müzik bankası yapıyoruz. İlk önce ya senaryo gelir ya da görüntü gelir. Bunu okuyup ya da izleyip gidişat neyse ona uygun bankalar yapılır. Bu bankanın içinde ne vardır? Duygu müzikleri vardır. İşte gerilim, aniden bir şey oldu falan, gerilim bankaları yaparsın. Ya da lirik bir şey vardır ya da bir aşk hikayesi vardır. Bir çifte müzik yaparsın ya da karakter müzikleri yaparsın. Başrolle bir müzik yaparsın. Ya da başrolle işte sevgilisinin ya da işte başrolle karşılaştığı rutin olayları belli müzikler yaparsın. Geçiş müzikleri yaparsın. Bunun dışında bölümün istediği spesyal bir şey varsa o bölüme ait de yeni şeyler yazarsın ya da yeni beste yaparsın ya da müzik koyabilirsin. Ondan sonra bu banka oluşturduktan sonra işte tabii mix, mastering bütün işleri yapılır. Evet. Hepsi bittikten sonra şey işlemi var. Yeni görüntü geldikçe, bir bölüm geldikçe bölümün altına bunların dizim işlemi başlıyor. Oraya scoring deniyor. Ondan sonra hepsi bittikten sonra bunlar final mix'e gidiyor. Şeylerle birlikte aldığımız işte YK mikrofonları, boomlar, ortam sesleri, FX sesler düzenledikten sonra hepsi final mix'e gider ve dengelenir. Ondan sonra işte izleyici kitlesine aktarılır. Hı hı. Ama müzikte işte hani yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken bir sürü şey var. Mesela işte dönemse döneme ait bir enstrüman kullanabilir ya da bir bölgeden bahsediyorsak. Atıyorum İran'da geçen ve Türkiye arası geçen bir şey. Orada santur kullanacaksın mesela. Anlatabildim mi? Hani santuru duymak lazım orada. Belki bağlamayla birleştirip, belki pençe atıyorum hani bağlamanın belli teknikleriyle santuru birleştirip. Hani bası şey kullanmayıp da akustik kontrbas kullanıp birazcık hani işte altına belki cembe dizip falan hani onu epik şekilde kullanıp elektronik hazır sesler değil de. Yani şeyin, filmin, senaryonun, hatta oyuncunun hani görebilsek ne iyiydi. Hani bazen göremiyorsun, bazen görebiliyorsun. Ne istediğine bağlı olarak yapacağın müzik de değişiyor. Tabii tüm bunların hepsi müziğe hizmet etmiyor aslında. Bunların koskoca hani bu işte görüntü çekildi. Bunların kurguları yapıldı. İşte sesleri dizildi. Bunlara besteler yapıldı, yeni yeni müzikler yapıldı, bankalar yapıldı. Hepsi dizildi. Bunların aslında hepsinin hizmet ettiği tek bir şey var, duygu. Duygu yönelik tüm bunların hepsi. Aynen öyle. Tüm bunların hepsi duygu yönelik yapıldığı için ona göre hani o hizmet bilinciyle yapmanın çok faydası var. Zaten belli oluyor hani, hani bir fabrikasyon işler vardır. Çat 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 yaparsın. Hani klasik goy goy işler vardır. Bir de hani bu tarz yapılan işler biraz daha kalıcı, biraz daha oturaklı. Çünkü bir fikri oluyor. Hani
fikri olan için daha temelli, daha uzun vadeli ve ya da daha kalıcı olduğu için daha seviliyor. Ya da daha evet, en azından bizim de daha içimize siniyor. Evet hocam, Zurn İstanbul var bir de. Zurn İstanbul var, evet. Evet, İTÜ'de konservatuar hocası olan Ünal Yürük. Ünal Yürük ile birlikte. Zurn İstanbul... Oraya girişiniz kısaca özet geçebilir miyiz? Nasıl? Ya Zurn İstanbul şöyle, Nedim abi vardı bizim ortak tanıdığımız, Nedim Çiçek. Geldi, benim o yıllar Kadıköy'de stüdyom vardı. İşte böyle bir proje var, yapar mıyız? Yaparız, nasıl yapacağız? Ya Zurn'a mesela şey, benim çok sevdiğim, hem Anadolu'dan kaynaklı. Mesela çocukken çok düğünlere giderdim. Ben davulunu çok dinlerdim. Onlar çok hoşuma giderdi. Oradan kalıcı bir poliritime sahip oldum. Mesela Anadolu'daki çalınan ritimleri aşağı yukarı kafamda, hani bilinçaltımda var. Ama bir de Ege'de çalınan zurna var mesela. Hani işte bunun Selanik zurnası var. İşte kaba zurnası var. Mi akortlu zurnalar var. Do akortlu zurnalar var. Çalım stilleri farklı, üslupları farklı. Bu beni bir heveslendirdi. Yani seviyordum çünkü, zurna severim yani. Farklı kullanımını da seviyordum. Hı hı. Şöyle bir şey vardı. İlk şey aşaması nedir? Hani çıkış aşaması şeydi. Ya zaten hani zurnayı bir albüm yapmak farklı bir şey. Ama sound olarak da farklı bir şey olsun denildi. Orada da eski GMG grubu vardır. Gökhan Mehmet Gökhan diye. Hı hı. Oradaki trompet çalan Gökhan abi aynı zamanda o ekibin dahilindeydi. Ben o zamanlar yeni yeni aranje yapmaya başlıyordum. Yani henüz böyle çok hakim falan değildim. Dolayısıyla onunla ortak yaptık. Düzenlemelere yeni yeni. Tabii tabii. Gökhan abinin mesela o anlamda ben izlerken öğrendim, ondan çok şey vardır. Ama işte armoni ve brass yazımlarında da ya da groove çalımlarında genel aranje olarak bir şey vardı, ortak payda vardı. Onu da yaparken işte başta sound'u belirliyoruz. Nasıl film müziklerinde sound'u belirliyorsak, albümde ilk geldiği zaman işte hani bunu nasıl yapalım diye bir şey var. Fikir gelişiyor. Onun üzerine müzik yapıyoruz. Hani oturup hadi arkadaşlar hadi yapalım falan filan değil de bunun bir de fikir aşaması, masa aşaması var yani. Masada görüşüyle diyor. Yani böyle şunu şöyle yapalım, böyle yapalım ki şundan dolayı şu kitlelere hitap etsin diye bir şey oluyor. Proje anlayışı oluyor. Ondan sonra gelişen bir şey. Türkiye'de enstrümantal müzik handikaplı. Çünkü dinlenmeyen bir şey falan. Nedeni de bilmiyorum. Herhalde söz seviyoruz. Hani bir şey duymayı seviyoruz. Hani şiirsel bir bellek ya da sözün surunun bizdeki olan yıllardır, orada da halk geleneği vardır ya, bilirsin işte Neşet Ertaşlar'dan, Çekiç Ali'lerden, hani o halk müziğin geleneğinden sürekli hepimizin illaki yani hiç sevmesek bile kulak dolgunluğu olan bir şey var. Ki keza şu aralar halk müziği de popüler hale getirildi biliyorsun. O yüzden sanırım ondan, işte popüler müzikten, işte birazcık söz unsuru, hani kendini anlatabilir, hani duygudan bahsettik ya, o duyguyu kendine herhalde daha yakın buluyor kitle. Evet. Dolayısıyla sözlü müzikleri, sözlü eserleri daha iyi dinleniyor. Dolayısıyla proje birazcık şey kaldı, sönük kaldı. Evet. Ama projenin içeriği açısından benim açımdan güzeldi. Yani tatmin edici, sevindirici bir projeydi. Onun dışında enstrümantal müziğe gelmişken 4 cellist adında yeni mesela şey, evet, şeyimiz var bizim. Cellist. Aynen. Cello. 4 cello'dan oluşan bir grubumuz var bizim. Ben işte... Orada durum nedir? Devam ediyor muyuz? Orada durum şudur. Orada şöyle bahsedeyim. 4 cellist Marmara Üniversitesi'ndeki İsmail hoca var. İsmail benim arkadaşım, dönem arkadaşım ve... İsmail saymaz mı? İsmail ayıp oldu şu an. Şeyini hatırlayamadım, soy ismini hatırlamadım, saymaz değil de. Şey, dilerseniz keserim öyle diyorsanız. İsmail yok hoca yok. Tamam. Kesmene gerek yok da. Hatırlayınca yapıştırırsın altına. Bir şey tamam. Yaparsın. İsmail'le birlikte İşte İsmail saymaz diye okudum sanki araştırırken. Ama... Ruşen, Gül ve Onur ile birlikte bir grup kurdular. İşte genelde klasik ya da caz ya da işte bir film scoring müzikleri, işte Game of Thrones müzikleri falan filan, filmde popüler olan müzikleri yaptıkları bir bölüm vardı. Film altı, evet. Bunu çalıyorlardı fakat şey vardı, ben de o zamanlar işte anonim yapım adında yeni bir şirketim var benim. İşte prodüksiyon yapabileceğim, kendi işlerimi çıkarabileceğim yeni bir şey, öyle bir ihtiyaç duydum, öyle bir şey açtım. Tam denk geldi o döneme. Marmara'da bir gün görüşürken ne yapalım falan, işte hayırlı olsun, ne olur budur şudur, ya birlikte bir iş yapalım denildi.
Sonradan 4 cellisti alıp birlikte dokumaya başladık. Onlarla birlikte de şey yaptık. Bilinen şarkıları alıp yeni bir forma sokmak. Birazcık daha bu yurt dışında çok örneği var da Türkiye'de çok örneği yok. Mesela Two Cellos diye bir şey var, grup var. İki cello vardır. Bu bilinen şarkıları özellikle yurt dışında popüler olan şarkıları alıp coverlar. Kursları yaygın ama Türkiye'de. Neydi? Özellik kursları, cello kursları. Yaygın artık işte, hepsinin şeyi evet. Var. Her ilçede, İstanbul'da hemen hemen bir kursa çıkıyor. Var var. Ondan sonra şey yaptık, bunu şarkıları bir araya toparlayıp Bildiğin Gibi Değil diye bir proje yaptık. Sağ olsunlar işte Teoman'dan paramparça aldık. Mehmet abiden Kimse Bilmez'i aldık. Mehmet Güreli'den. Evet. Onun için birlikte çalıştınız hatta Mehmet çalıştık. Güreli'yle. Bahsederiz. Teoman'dan paramparça almıştık. Mor ve Ötesi'nden Cambaz aldık. Halen yazışmalarımız devam ediyor. Bize sağ olsunlar çok destekleri oldu. Onlara da hani teşekkür ederim. Öyle bir proje yapıyoruz şu an bakalım. Hani enstrümantal olarak öyle bir denememiz var. Evet. Onun ardından. O cello'da İsmail Kaya hocamız. İsmail Kaya, evet. Hocamız olacak. Öyle bir durum olmuştu. Peki hocam şuraya gelelim yavaş yavaş. Orayı da sorduktan hemen sonra. Kartal'a engel yok. Sloganıyla. Kartal'da işitme engelliler orkestrası yapılıyor ve eyvallah. Burada görev alıyorsunuz. Evet. Bu işitme engelliler orkestrasını biraz bakınca, araştırınca işte renkler ve şekillerle birlikte bir şeyler yaptırtmaya çalışılıyor ve bir şeyleri öğretilmeye çalışılıyor. Türkiye'de nadir rastlanan bir proje bu. Türkiye'de ilk. Evet, Türkiye'de dünyada ilk. Muhtemelen araştırması yapılmadı. Dünyada da orkestra bazında ilk olabilir çünkü bireysel olarak şey çalışmaları yapıldı. Mesela herhangi bir öğrenciye keman ya da piyano çaldırılabilindi. Özellikle vurmalı çalgılar işte silofon, metalofon gibi çalgılarda rahatlıkla çalın yurt dışında da yapılabiliyor. Ama orkestra olarak çalın çok zor. Çünkü mesela hani işitme engeller, duyamıyorlar. Bireysel olarak hadi çal dediğin zaman çalar ama evet. Toplu çalın olduğu zaman belli bir ritim üzerinde yürümesi lazım. Zaman kalıbı üzerinde yürümesi lazım. O zordu fakat işte Mehmet Ali Özdemir var bizim Marmara'dan doçent doktor Mehmet Ali Özdemir hocamız. Onun yazdığı bir şeydi bu sistem. Birlikte işte ilk çalışmalarını daha önceden kaç yıllarında 90 küsür yıllarında ilk çalışma denemelerini yapmışlar. Fakat bu kadar geniş değildi. Size biz şu an geldi teklif? Şöyle Mehmet Ali Hoca aradı beni. Böyle böyle bir çalışma var. Olmak ister misin? Ben de keyifle dedim. Çünkü yani çok şey geldi. Bir yandan keyifle dedim ama bir yandan da şey yaptım. Yani korktum hani ya işitme engelliler. Ben müzik öğreteceğim. Nasıl olacak falan filan derken başladık. Hiç de korkulacak bir şey yokmuş. Çok 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 rahat çünkü sistem çok kolay. İnanılmaz kolay. Şekiller aracılığıyla öğretebiliyoruz. Yuvarlak bir şekilimiz var. Tam notaya denk geliyor. Ortadan evet. Bölünce işte yarım nota. Burası çok önemli. Yuvarlak bir şekil var öğretilmek için. Notaya denk geliyor. Evet, yuvarlak bir şeklimiz var. Ortadan böldüğümüz zaman yarım yani 8 notaya denk geliyor. Birisi 4 vuruşluk notaya denk geliyor. Yani içi tamamen olduğu zaman. Kaça bölüyoruz? İçi hiç bölmediğimiz zaman bir vuruşluk notaya denk geliyor, özür dilerim. Evet. Dörtlük notaya denk geliyor. Eğer ortadan böldüğümüz zaman sekizlik, işte ikiye böldüğümüz zaman yani artı yaptığımız zaman da 16'lık notaya denk geliyor. Senkopları falan da ona göre yazabiliyoruz. Yani şekiller aracılığıyla ilerlediği zaman farklı farklı şekillerle yazabiliyoruz. Ya da uzatacağımız zaman kare içine alıyoruz. Uzatma bağını o şekilde kullanıyoruz falan filan. Burada önemli olan şey vardı. Teknik açıdan hani ilerledikçe tamam hani bu çaldırılabilir. Bu arada şey gökkuşağı renklerinden oluşan mesela do kırmızı renginde. Re turuncu, işte mi sarı, fa yeşil, sol mavi, lacivert, la oluyor, mor da si'ye denk geliyor. Tekrar do işte kendini yeniliyor. Evet. Şimdi yenilmesi açısından işitme engelli birine görselle anlatıyorsan bunu, o arada register yani oktav farkı olan yani birinci oktavla ikinci oktav arasında bir şey daha olması lazımdı. Onun çalışmaları da şeklinde yaptık. Yine şekille üçgen, hani yukarı üçgen yaptığımız zaman üç register'a geçebildiler. Ya bu şekiller aracılığıyla inanılmaz. Mesela bir hafta gibi kısa bir sürede herhangi biri yani sıfırdan işitme engelli bir arkadaşımız geliyor. Biz bunu bir hafta içerisinde bir ya da iki şarkı çaldırmış oluyoruz. Öyle. Bir hafta içerisinde. Şimdi bu iki hafta değil yani. Kolay değil. Örneğin normal engelli olmayan birine dahi evet. Anlatınca bir iki haftada sonuç almak
o kadar kolay değildir. Siz daha iyi bilirsiniz benden bunu. Ama oraya engelliler kısmına gelince iş, sözde engelli olarak ben lanse etmek istiyorum o olayı. Çünkü engel kalkmış oluyor ortadan. İşitmeye dayalı bir işi yapmış oluyorlar. Hem de başarıyla. Başarılı yapmış oluyorlar. İşte birlikte mesela Hüseyin Turan sağ olsun, Hüseyin abi de geldi. Bizle birlikte bir düet yaptı sahne üzerinde. O da sevindirici oldu. Mesela şey yoktur onlarda. Ya en nihayetinde mesela sanatçının müzisyenin alabileceği tek şey takdir budur ya. Hani bizde hani falan filandır ya. Bunun için uğraşıyorsun aslında yıllardır. Onlar ne için uğraşıyor diyorsun? Hani bu mantıkla niye geliyor? Çünkü geliyorlar yani. 2 sene, 3 senedir geliyorlar mesela. Ya onlar da bunun için uğraşıyor. Onlar da alkış budur mesela. Bunu duymuyor. Tamam mı? Ama bu onu tatmin ediyor. Bir şeyin yaptığı başarı biliyor, var onun. Onu aldığını biliyor. Evet, diyor ki ben bir iyi bir şey yaptım ve şu an başarılı hissediyorum diyor. Ve bundan keyif alıyor. Zaten belli bir süre sonra şey yapmaya başlıyor. Hani ritimleri algılayabiliyoruz. Parmaktaki sinir uçları vardır ya. İşte işitme engellilerden müzikal açıdan hani toparlayacak olacaksak son bir başlık. Şey ihtiyaçları oluyor. Nüans işte hani piyanoyla forte çalımları. Yani yüksek şiddetli ve alçak şiddetli çalımları da işte eline atıyorum böyle alarak şey yaparak sert vurduğumuz evet. zaman da böyle çalması gerektiğini ya da çok sert çalıyorsa bunu çalma, şöyle çal dediğimiz zaman. Yani buradaki duyu ve sinirlerle, evet. hislerle aynen bunu anlatıyorsunuz öyle. Oraya bir anlam çıkartmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Zaten biz birisini anlattığımız zaman diğerleri hemen organize olup kendi içlerinde şey oluyor. Hı-hı. Ya inanılmaz iyiler. Yani ben bir tanesinin hani böyle art niyetli ya da kötü olduğunu görmedim. Çok yardımseverler. O da manen mesela hani her şeyin yanında manen bana çok şey etkisi yaratıyor, güzel etki yaratıyor. Zaten onun sonucunda da yine şey orada bir yeni bir oluşum yapıldı. Kadınlar Orkestrası da kuruldu. Kadınlar Orkestrası da sırf kadınlardan oluşan bir orkestra. Genelde amacımız şeydi orada hani ev kadınlarını toparlayıp onları sosyal bir aktivite yaptırabilmek. Yine aynı sistemle işte Mehmet Ali Hoca'nın yazdığı sistemle devam ettik. Onda da çok başarılı sonuçlar aldık. Güzel işliyor yani. O sevindirici benim açımdan. Benim evet. yanımdan. Hocam Leyla Dibent'e girecek olursak. O da bayağı bir ilgi çeken ve ilginin üzerinde olduğu bir projeydi. Leyla ile Mecnun'dan sonra siz de içerisinde bulundunuz. Leyla da Mecnun'la evet. Nasıl? Birlikte giden. Evet birlikte gitti birlikte. siz nasıl çağrıldınız? İlk önce bunu alalım çok kısa bir şekilde. Orası şey, İsmail İçen diye bir abim vardı benim. Belgesel müziği birlikte yapmıştık. İşte evet. belgesel çekerdi o. Ya böyle bir dizi var dedi işte Leyla ile Mecnun adında TRT'de iyi bir dizi, millet seviyor yani reytingi olan bir dizi falan. Ben açıkça şeydi yani o zamana kadar izlememiştim hiç, denk gelmemiştim. Yani, o zamandan sonra izlediniz mi? Hızlıca onu sorayım. O zamandan sonra da işte konserler olurdu çok falan gömülemedim. İzleyemedim. Ama şey işte skeçlerin belli kesilen şeylerini izledim, sonrasında başladım birazcık izlemeye. Gelir misin? Çalıştıracak. Ne yapılacak? Çalıştıracak. Tamam geleyim dedim hani falan. İlk gittik provaya başladık. İşte Ali abi vardı. Serkan abi vardı. Osman abi. Sarp abi vardı ya da sonradan geldi hatırlamıyorum. Onur abi vardı. Onur Ünlü vardı. Başladık çalışmaya falan filan. Orada bir enerji durumu önemli. Hani yani şey enerjimizin de tutması önemliydi. O yüzden güzel oldu. Hani onlar beni sevdi. Ben de onları sevdim. Güzel güzel başladık. Hadi bir parça yapalım denildi. Ne yapılacak? İşte Ali abinin bir tane bestesi vardı o zaman. Yeni yaptı, yokluğunda. Tamam bana gönderin dedim. Hani ben bir o zaman işte Kadıköy'deki stüdyoda birazcık takılayım dedim. Neler yapabilirim diye üzerine bir düşündüm. İlk aranjesini yaparken ben bunu şey girişteki introsunu işte ya aldım bir tane işte masamı kurdum. Bir iki yanıma içecek aldım. Birlikte işte kompozisyona başladım. Bilgisayar ortamında çalışıyorum. Bunu neyle çalacağım dedim. Başta ilk aklıma benim şey geldi, kopuz geldi. Kopuz da girişteki introyu çalma fikri. Daha sonrasında parça biraz şeydi, hani gitar şarkısıydı. Hani çok rahatlıkla gitar üzerinde çalınabilecek bir şarkıydı. Onu ona evirdik biraz. Dolayısıyla işte girişteki introyu şeyle çaldık, gitarla çaldık. Ali abiyle birlikte o akustiğini çaldı, ben işte sololarını çaldım. Ondan sonra işin şeyi şöyle oldu hani bir gün de geldi şarkı, ben ertesi gün götürdüm, o gün kaydını yaptık, sonra mix oldu, ertesi gün de klibi çekildim. Hani böyle bir şey bir iş bir oldu günde. Yani. Evet o bölümü yetiştirdiğim gibi bir şey vardı, yetiştirdim tamamen bir günde bitti parça. Hemen çat hallettik. Sonradan baktığınızda bir günde keşke bitirmeseydim dediğiniz bir keşkeniz oldu mu? Yok olmadı çünkü şeydi. Güzel yani oldu. Güzel içmesindi yani. Benim ya de şeyde, ben dinlediğimde. Eyvallah. Onun şeyi yok, sınırı yok. Atıyorum altını bir yayla çaldırmak istersiniz. O olur, bu olur falan ama
Orada önemli olan şeydi. Sadelik yine bir şey, hani besteyi dinlediğiniz zaman yoktuğunda hani onu mesela sadece iki gitarla çalsak ya da tek gitar çalsa bile hani lirik bir havası oluşturabilecek bir şeydi. Yani dedim ya, hani amaca yönelik, duyguya yönelik hizmet etmek lazım. O yüzden mesela onu çok abarttığın zaman of ne aranje yaptın falan, çok senkope yaptın, brass bandlar yazdım, yaylar falan yokluğunda diye bir şey yoktu. Orada sade kalmak lazım. Öyle bir şey oldu. Sonra devamı geldi işte. Aşk Bitti şarkısı yaptık. Sonra vurgulu işte vurgulu yerlerde biraz daha enstrüman ile biraz. Tabii işte diyorum yani görüyorum. Sözün altını çizmen gerektiği yerde işte bir çiziyorsun ya da o arada bir yokluğundayı uzatırken orada aynen. Biraz daha alttan ses. Aynen. Onların hepsi işte dizaynı. Yavaş yavaş yapılı. Daha sonrasında Aşk Bitti vardı. Birkaç şarkı daha yaptık. Bir tane de şey vardı. Ömer Hayam sözlerini bir gün Ali abiyle oturup zaman. Evde zaman sözlerini birlikte düzenledik. Ömer Hayyam'ın rubailerinden aldık. Ya düzenledik derken hani şey değil. Hani ya çok kötüydü bir şey değil ama adam zaten hani şey Ömer Hayyam'dan bahsediyoruz. Bizim derdimize yönelik, bizim kafamızdaki bir hikayeye göre onun rubailerini düzenlemek bize dönem olarak bizim daha işimize geldi. Evet. Sonra benim ben onu besteledim. Ondan sonra zaman diye bir şey hocam, çıktı, öyle bir şey çıktı. Şunu soracağım. Devam edecek mi? Leyla The Band bekleniyor. Özetle bunu alalım size. Ya Leyla The Band şöyle. Leyla The Band kendi kendine bu hani şey ya bilinçli olarak değil de kendi kendine mecburen bu hale gelmiş bir şey oldu. Çünkü hani o dönemler dizileri iptal edildi. Daha sonrasında zaten adamların işi bu olduğu için film çekme isteğine yönelik enerjilerini harcadılar. Hani bir film çekelim ya da bir şey üretelim. Çünkü hani üreten adam duramaz. Hani sen de mesela röportaj yapayım, onu ayarlayayım falan filan, kafa öyledir ya. İşte aynen. Yani bir şey üreteceğin zaman duramazsın abi. Dolayısıyla oraya kanalize olmalı. Yani en yaptıkları ve en bildikleri ve hatta yapmak zorunda oldukları. Çünkü o adamlar asıl, onlar yani. Anlatabildim mi? Kanala döndüler. Ona döndüler. Daha sonrasında olaylar şey şeklinde görüştü. Onur abi işte kendi filmini yaptı. Ali abi kendi bir filmini çekmek istedi. Serkan Kesik'in tiyatroda. Serkan abi evet orada şeydi. Semaver Kumpanya'da. Çok güzel bir tiyatro bu arada orası da. Rol aldınız. Ben ufak bir şey. Rol denmez ona da inanılmaz iyi. Yani tiyatro. Mesela benim bakış açımı değiştiren bir şey de şeydir. Tiyatroculardır. Tiyatrocular inanılmaz çalışkan evet. Ve inanılmaz bir kolektif işin içerisinde. 118 röportajımızın ilk 60'ı tiyatrocularla bizim. Çok iyiler. Evet. Yani çok başarılılar. Nedeni de o. Çok çalışkan olmak ve şey kolektif iş yapabiliyor. Yani benim dediğim değil de çok güzel iş yapılabiliyor hocam, onlarla. Özetle yani. Şunu sormak istiyorum ben. Tekrar tekrar bu konuya geliyorum. Hiç konuşmuyor musunuz? Ya Ali abi başlayalım, devam edelim. Ya Ali abiyle arasında toplanamıyor mu ekip? Telefonla konuşuyoruz abi, da şey şey üzerine, yine üretim üzerine. Ya biz hayır, Leyla The Band ya da bir isim ya da bir başka üzerine konuşmuyoruz. Ya müzik yapmalıyız, müzik yapalım. Hadi bana atla gel diyor. Atıyorum ara sıra gidiyorum. Ya da işte bu aralar meşgul oluyor atıyorum. İşte buluşabildiğimiz kadarıyla şey yapıyoruz. Müzik yapma ihtiyacı oluyor. Ya bir gün tekrar olur mu Leyla The Band? Olabilir ama olmaya da bilir. Onun hani onu hiçbirimiz bilmiyoruz. 5 kişiden gönlünüzden geçen. Olsun tabii ben şey yapıyorum, özlüyorum yani. Seviyorum o şarkıları. Projelerim var, gelsin artık dediğiniz bir şeyler var mı? Yani bir düşüncem var, şöyle bir gelişen kafamda bir kurmaca bir olay var. Ha şey, ya bu şeyle ilgili işte bu bahsettiğim prodüksiyon şirketiyle ilgili kafamdaki birkaç şey var. Yapmak istediğim şeyler var. Bazı işte kendime artık hani bir proje yapma isteği var. Onda da işte bir epik bir epik müzik yapabileceğim akustik çalgılarla bir şey var. Onun dışında yine halk müziğini kendime verebileceğim bir şey yapmak istiyorum. Çünkü şey, yani temelde o var ama aldığım eğitim de o yönde falan filan derken bunların hepsini bütünleyip kendime birkaç tane bir proje peki, şu aralar yapacağım. Başarılar bir sene içinde. Çok hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de size başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz.